Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir oyuncu. Chelsea'de forma giyiyor. Genç bir ön libero. Lille maçı sonrası Sayın Başkan Ali Koç bir araya gelecekler. Bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşmenin ardından da Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki geleceği netlik kazanacak. Göndermeyi planladığı 7 ya da 8 oyuncunun toplam maliyeti 15 milyon euronun üzerinde. Fenerbahçe taraftarları sabırla orta saha transferlerini bekliyor. Bu transferler ne zaman gerçekleşecek? Tabii orta saha için biraz daha bekleyecek Fenerbahçe tarafta, onu söyleyeyim. Biraz daha sabretmesi gerekiyor. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk Armila. Merhabalar. Merhaba abi. Ferdi Kadıoğlu ile başlamak istiyorum. Görüşmeleri devam edecek mi? Ayrıca Ferdi bu konuya nasıl bakıyor? Senden dinleyelim. Ferdi Kadıoğlu için şimdi 3 tane kulübün ilgisi var. Premier League kulübünün. Bunlardan bir tanesi Manchester United. Diğeri de zaten belli. Gündeme Brighton kulübü. Brighton kulübünün ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle teknik direktörü ısrarla Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya katmak istiyor. Ferdi Kadıoğlu'yla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Birkaç kez görüştü Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi de bu görüşmelerin ardından aslında İngiltere kariyerini Premier League'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Diğer taraftan Manchester United da devrede. Manchester United da Ferdi Kadıoğlu'yla ve kendisi temasa geçti, menajeriyle temasa geçti. Oyuncunun şartlarını sordu. Fenerbahçe ile anlaşırsa tercihinin ne olacağını sordu. Manchester United'ın da bir ilgisi var. Arsenal daha önce ilgilenmişti. Ancak bu teklif biraz daha Arsenal bu kulüplerin biraz daha gerisinde kaldığını söyleyebiliriz ama şu anda ön plana çıkan iki kulüp var. Hem Manchester United hem de Brighton kulüpleri. Manchester United bir sol bek arayışı içerisinde. Bunu da zaten İngiliz basında da yansıdı. Bu arayışlar içerisindeki isim ise Ferdi Kadıoğlu. Ferdi ile ilgili de şunu söyleyelim. Ferdi Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Evet, Fenerbahçe'de kariyerini sürdürmek istiyor ama diğer taraftan da bu kadar ciddi transfer tekliflerinin gelmesi kariyerini bir anlamda diğer tekliflerde düşünmeyi neden oldu. Ferdi ile Lille maçı sonrası Sayın Başkan Ali Koç bir araya gelecekler. Bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşmenin ardından da Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği, Fenerbahçe'deki geleceği netlik kazanacak. Teklif şu anda 33 milyon euro net. 2 milyon euro bonus, 35 milyon euro. Ama benim beklentim 35 milyon euro net seviyelerine çıkıp onun üzerinde bonuslar olmasını bekliyorum. Artık teklif reddedilemeyecek düzeye geldi. Yani bu rakamı euro Türk lirasına çevirdiğiniz zaman rakam yaklaşık 1.3 milyar TL yapıyor. Bu Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği borcunun yarısı demek. Çok ciddi bir teklif. Fenerbahçe'nin reddedemeyeceği bir noktaya geldi artık teklif ve Fenerbahçe'de Sayın Başkan Ali Koç da ifade etmişti. Astronomik bir teklif olmadığı sürece Ferdi'yi bırakmayı düşünmediklerini vurgulamıştı. Dün bu soru Mourinho'ya soruldu. Bu dedi benden büyük olay. Dedi ama umarım Ferdi kalır dedi ama bence kulübün menfaatleri doğrusunda Ferdi'nin satışı söz konusu olabilir ve bu süreçte Lille maçı sonrası netlik kazanır. Diğer taraftan eğer kalırsa da yıllık ücretinde bir iyileştirme yapılması planlanıyor ve bu iyileştirmeyle bir yıl daha kalması da seçenekler arasında. Benim beklentim Ferdi Premier Lig'in yolunu tutacak gibi gözüküyor. Takımdan ayrılacak isimler hala soru çıkarıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Normal. Çünkü neden? Çünkü bu oyuncuların hepsi yüksek yıllık ücret alıyorlar. Ve gelen teklifler de bu rakamları ne yazık ki karşılamıyor. Oyuncular da buradan Fenerbahçe'den ayrılmak için ya Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücretlerin aynısını istiyorlar. Ya da sözleşmesinin mesela diyelim ki 3 yıllık bir sözleşmesi kaldı oyuncunun. 3 yıllık alacağının tamamını isteyip sözleşmesinin feshini istiyorlar. Ve şu ana kadar yapılan görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Zaten Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlayan nokta da burası. Fenerbahçe bu oyuncuları gönderip maaş limitini aşmak istiyor. Yine bir finansal Türkiye Futbol Federasyonu belirlediği bir limit var. Yine her ne kadar şu anda izlemede olmasa finansal fair play durumu söz konusu. Ve bir maaş bütçesi var. Şu anda Fenerbahçe'nin limitleri neredeyse dolu. Çok az bir limiti söz konusu ve Fenerbahçe bu oyuncuları gönderip maaş bütçesinde de yer açmak istiyor. Yani göndermeyi planladığı 7 ya da 8 oyuncunun toplam maliyeti 15 milyon euronun üzerinde. Yani maaş ücretin. Hatta bu biraz daha fazla. Yani ben şu anda minimumunu söylüyorum. Bu rakam biraz daha fazla da olabilir. Çünkü Kurinic'i göndermek istiyorsunuz. Kurinic yüksek yıllık ücret alıyor. João Pedro, Luan Perez. Bu isimler yüksek yıllık ücret alanlar. Yine Crespo'nun Fenerbahçe'nin 450-500 bin euro alıyordu. Onun bir yıllık sözleşmesi uzatıldı. 1.1 milyon euro seviyesine çıkarttı. O da gitmek istemiyor. Zeiss yeni sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de geçen sezon 3 yıllık 3 ya da 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Oyuncunun şu ana kadar İtalya'dan
bazı kulüplerle görüşmelerde bulunuyor ama gelen teklifler Fenerbahçe'de aldığı yıllık ücretin çok çok daha aşağısı. Dolayısıyla oyuncular ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe de bu sorunu çözmek için yoğun görüşmelerde bulunuyor ama şu ana kadar bir yol alınamadı bu görüşmelerden. João Pedro sonunda Türkiye'de 31 Temmuz'dan önce gelmesi gerekiyordu. Kendisine ulaşılamıyor bu arada. Bu şekilde sosyal medyada çok fazla paylaşım var. Fenerbahçe ayrılmak mı istiyor kendisinden? Şöyle söyleyeyim, João Pedro ayrılması planlanan oyuncular arasında. Henüz Türkiye'de de değil, gelmedi oyuncu. Yani oyuncuya ulaşamıyor yani Fenerbahçe. Oyuncu normalde Gremio ile sözleşmesi 31 Ağustos itibariyle bitti. Satın alma opsiyonlu bir kiralık sözleşmesi vardı. Oyuncunun sözleşmesi bitti. Türkiye'de olması gerekiyor. Ama şu anda benim aldığım bilgiler herhangi bir Türkiye'de değil. Çünkü tesislerde gelip en azından takımla birlikte çalışmasa bile takımdan ayrı çalışması gerekiyor. Şu ana kadar böyle bir bilgi de söz konusu değil. Kulübün oyuncuya ulaşamadığı ifade ediliyor. Ama eğer yani belli bir sürede gelmese mutlaka onunla da karşılıklı olarak sözleşme feshedilebilir. Çünkü şu anda gelip takım çalışmalarına katılması gerekiyor oyuncunun. Fenerbahçe'nin yıllık yüksek de yıllık ücret alıyor. Onu da söyleyeyim. Yaklaşık 3 milyon euro civarında biliyorum rakamı. Ve şu ana kadar oyuncuyla ilgili gelen resmi teklif de söz konusu değil. Fenerbahçe bir şekilde yolları ayıracak ama bu sözleşme feshiz noktasına doğru gidiyor. Transfer haberleriyle devam edelim. Fenerbahçe taraftarları sabırla orta saha transferlerini bekliyor. Bu transferler ne zaman gerçekleşecek? Malum her mağlubiyet sonrası Fenerbahçe taraftarları yeni ilgiyi orta saha eksikliğine bağlıyor. Tabii orta saha için biraz daha bekleyecek Fenerbahçe taraftarı, onu söyleyeyim. Biraz daha sabretmesi gerekiyor. Az önce bahsettik, maaş limiti dolu, harcama limitinin bir noktada neredeyse başa baş Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla şimdi o en öncelikli nokta burada ayrılacak oyuncularla yolunu ayırıp orada bir maaş bütçesinde yer açmak, artı harcama limitinde yer açmak. Bonservisiyle oyuncu satmak zorunda Fenerbahçe. Bunu dile getirmemiz gerekiyor. Ve ondan sonra transfer gerçekleşebilir. 6 numara transferi için evet ama ben Premier Lig'de transfer sürecinin bitmesini veya bitimine yakın zamanında bu transferin gerçekleşmesini bekliyorum. Çünkü o zaman istenen rakamlar biraz daha aşağı seviyeye gelecek. Çünkü artık takımlar kendi kadrolarını oluşturmuş olacak. İşte Premier Lig'deki takımlar kadrolarını oluşturmuş olacaktır ve burada boşa çıkan oyuncular veya işte takım bulamayan oyuncular, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular biraz daha rakamların Fenerbahçe'nin istediği seviye noktasına gelmesini bekliyoruz. Tabii Amrabat, ben her zaman söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan isimlerden bir tanesi Sofyan Amrabat. O 6 numara için gündeme gelen isim. Fiorentina'nın beklentisi 15-20 milyon euro civarındaydı. Sonra 15 milyon euro seviyelerine kadar indi. Fenerbahçe bu rakamı 10 milyon euro ve biraz üzerinde bonuslarla transferi bitirmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Amrabat'la eğer anlaşma sanırsa 3+1 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Oyuncunun beklentisi 4 milyon euroluk bir yıllık ücret. Bunlar Fenerbahçe'nin onay verdiği ücretler. Diğer taraftan Fiorentina kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Fiorentina kulübü de bir yıllık almıştı Amrabat'ın sözleşmesinin bitimine. Oyuncuyu satmak istiyor. Ben önümüzdeki günler içerisinde Amrabat transferinin Fenerbahçe adına olumlu sonuçlanmasını bekliyorum. Ama tabii burada bir diğer seçenek var. Diğer Manchester United. Çünkü Amrabat geçen sezon kiralık olarak Manchester United'da forma giyiyordu. Halen Manchester United bir orta saha arayışı işi içerisinde ama diğer taraftan Amrabat burada diğer ikinci seçenekler arasında. Yani en son tercih olarak Manchester United eğer oraya istediği transferi yapamazsa Amrabat'ı yeniden kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Burada 3 kulüp arasında geçen yani Manchester United, Fiorentina ve Fenerbahçe. İşte Manchester United Amrabat'ı istiyor. Yine Manchester United Berge, Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer bir isim Berge. Santer Berge, Burnley'in forması giyen. Aynı zamanda Manchester United da listesinde yer alıyor. İşte buradaki süreç bu iki kulüp arasında veya işte 3 Fiorentina arasındaki süreç, transfer süreci işte Premier Lig'deki transfer döneminin bitimine yakın bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorum. Çünkü orada işte her kulüp kendi kadrosunu oluşturduktan sonra boşta kalan kulüp. Belki Berge'yi transfer etmeyecek. Bu sefer Berge Fenerbahçe'nin gündemine gelecek. Ya da Sofyan Amrabat olmayacak. İşte Sofyan Amrabat'ı transfer etmeyecek. Bu sefer Sofyan Amrabat daha ön planda geçecek. Ama ilk sırada Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat, ardından ise Berge, Santer Berge Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimlerden. Yine farklı bir isim de gündeme gelebilir. Yani bu ismi söylemek çok zor. Okoç Hukwu, Chelsea'nin oyuncusu. Yani bunu az önce yayından önce de tekrarladım ama bir türlü söyleyemiyorum. Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir oyuncu. Chelsea'de forma giyiyor. Genç bir ön libero. Hatta Chelsea'nin oynadığı son maçta girdi ve gol de attı. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle çok fazla forma giyememişti. Oyuncunun kulübüyle temasa geçip şartlarını sormuştu. Transfer sürecine doğru bence bu da
Yani bu isim de gündeme gelebilir ve kiralanma durumu söz konusu olabilir. Tabii oyuncunun Chelsea ile uzun süreli bir sözleşmesi var. Chelsea de bonservis hesaplamayı planlamıyor ama Chelsea'nin geniş kadro planlamasında daha fazla forma şansı bulabileceği için bulma adına Fenerbahçe'yi kiralama durumu söz konusu olabilir. Fenerbahçe bu oyuncunun durumunu da yakından takip ediyor. Bu süreçte Osayi görüşmeleri de devam ediyor. Şöyle söyleyeyim, Osayi de bir yıl sözleşmesi kaldı Fenerbahçe'de ve gelecek sezon yolların eğer anlaşma sağlamazsa Fenerbahçe sözleşmesini uzatmazsa bedelsiz olarak ayrılma ihtimali söz konusu. Bunu birçok yayında dile getirdik. Eğer anlaşma sağlamazsa Fenerbahçe Osayi Samuel için gelen teklifleri değerlendirir diye. Şu ana kadar görüşmeler devam ediyor ama henüz bir noktada uzlaşmaya varılamadı ve bence ilerleyen süreçte yani bu transfer döneminde olmaz. Diyelim ki eğer anlaşma sağlamazsa devre arasında dahi Fenerbahçe Osayi Samuel için gelen teklifleri değerlendirebilir. Premier Lig'den birkaç kulüp Osayi ile ilgileniyor. Temsilcisiyle görüşmelerde bulundu. Osayi'nin temsilcisi kendisini isteyen kulüplerle görüşmelerde bulundu. Fenerbahçe'den beklentisi maaşlarının biraz daha artırılması. Fenerbahçe de bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Ama diğer taraftan baktığımızda da Mourinho'da Osayi Samuel meselesi işte o bölgede Mert Müdür'e de daha fazla şans veriyor. Zaman zaman rotasyonla devam ettiriyor. Ama şu anda Mourinho'da onun kalmasını istiyor. Çünkü o sağ bekte ki rotasyon sağ bekte Mert Müdür Osayi Samuel. Görüşmelerin şu ana kadar bir sonuç olmadı ama bu transfer sürecinin bitiminden sonra hem Osayi hem de İrfan Can Kahveci'nin de bir yıl sözleşmesi kaldı. Onun da sözleşme uzatma görüşmeleri başlayacak. İki isim için bu transfer dönemi bittikten sonra bu görüşmelerin daha netleşmesini bekliyorum. Evet. Son olarak Lille maçı 11'ini alalım senden. Aslında çok büyük ölçüde belli Lille maçı 11'i. Sadece bir isim konusunda kararsız ya da bizim bilgimiz yok. Orada çünkü çok fazla isim denedi taktik çalışmada. Kalede Livakovic sağ bekte bu kez Mert Müdür forma giyecek. Osayi Samuel yedek soyunacak. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Stoper merkezde bu kez Çağlar oynayacak. Çağlar Ostorvold ikilisini bekliyoruz. Orta alanda İsmail Yüksek, Şimanski. Orta alanın sağında İrfan Can Kahveci, solunda Saint-Maximin, ileride Dzeko. Ama orta sahadaki o üçüncü isim olarak Tadiç de olabilir. Mert Hakan Yandaş da olabilir. İki isim arasındaki tercihini maç saatinde yapacak hocam. Peki İrfan 25. Ağzına sağlık. Haftaya muhabirde görüşmek üzere.